Hocam, Ece'nin çantası poliklinikte kalmış. Buraya getirdim ben de ama telefonu bir 20 kez falan çaldı. Ne yapacağımı bilemedim. Ya. Açamadım da. Çalıyor mu? Ver bakayım. Açayım mı? Aç bence. Alo. Alo. Ece. Kimsiniz? Asıl siz kimsiniz? Neden Ece'nin telefonunu siz açtınız? O iyi mi? Versene bana. Alo merhabalar, ben Doktor Emre Acar. Siz Ece'nin arkadaşı mısınız? Evet, arkadaşım. Doktor mu? O iyi mi? Durumu iyi ama detaylı bilgi veremiyorum maalesef. Ece iyi mi? Yalan söylemiyorsunuz değil mi? Ben her ihtimale karşı sizin numaranızı alsam. Olur tabii, vereyim. Bana mutlaka haber verin lütfen. Tamam. Teşekkürler, sağ olun. Pekem Hanım, benimle buluşmaya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Meraktan öldüm. Ece nasıl, iyi mi? Şimdilik durumu iyi. Yani fiziksel bir sorunu, bir sıkıntısı yok. En son doğum günü partisinden apar topar çıkıp gitti. Bir şey de demedi. Sonra bir süre benimle hiç konuşmadı. Sonra da birden ortadan kayboldu. Ben de arayıp ulaşamayınca merak ettim. Pekem Hanım, Ece'nin ailesiyle durumu nasıldır acaba? Sevgi teyze, Ece'nin annesi benim teyzem. Kadıncağız öldü meraktan. Nerede, niye telefonunu açmıyor diye. Ya ben de merak etmesin diye telefonunu kaybetti tuvalette. Uydurmadığım şey kalmadı. Peki Ece Hanım ailesiyle yakın mıdır? Teyzemler biraz uzakta oturuyor. Babası vefat etti Ece'nin. Bir daha abisi var, o kadar. Ama Allah'tan Sevgi teyze gidip Rıfat abiye bir şeyler anlatmamış. Bu Rıfat nasıl biri? Şövenin teki. Akraba olması yüzüne bile bakmama pisliğin. Yıllarca kan kusturdu Ece'ye. Şimdi üniversiteye girdi de biraz nefes aldı kız. Ama hala giydiklerine, yaptıklarına karışmadan edemiyor. Peki annesiyle özel şeyler paylaşır mı Ece? Teyzemler başka bir jenerasyondan. Ece sadece özel hayatını benimle paylaşır. Ya Allah aşkına, Ece'ye bir şey mi oldu? Nasıl oldu? Nasıl olsun? Acı çekerek ölmek istiyor. Hatırlanmak için. Sen iyi misin? İyiyim ben, sağ ol. Bence iyi değilsin. Yalan söylüyorsun. Sana niye yalan söyleyeyim? Bana değil. Kendine yalan söylüyorsun. Zeynep bak, her zaman bu kadar güçlü olamazsın, tamam mı? İnsanın bazen kendini bırakabilmesi, yanındakilerden güç alabilmesi lazım. Özellikle de etrafında buna gönüllü biri varsa. Neye gönüllü olduğunu bir daha düşün bence. Bak biliyorum, bu konu hakkında konuşmayı sevmiyorsun. Ama bu durum travmanı tetikliyor ve... Haklısın. Bu konu hakkında konuşmayı hiç sevmiyorum. Peki. Sen buluştun mu kızla? Hangi kızla? Hangi kız olduğunu biliyorsun. Ece'nin arkadaşı. Herkesten gizli gizli gidip görüştün onunla, biliyorum. Ailesini merak ettim. Belki de göründüğün kadar umursamaz biri değilsin. Berbat bir abisi varmış Zeynep. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.